Türkiye'nin birçok yerinde lahmacunun satış fiyatı düşük ama içindeki kıymayı hesaba katarsanız maliyeti yüksek. Hal böyle olunca da kafalar karıştı. İşte ideal lahmacunun malzemesi ve fiyatı. Kıymanın maliyeti 3,5 liranın altında olmaz. Müşterinin ağız tadıyla lahmacun yiyeceğim dediği zaman 7,5 liradan aşağı zaten yememesi gerekiyor bu lahmacunu. Lahmacun Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında ilk sıradaki yerini alıyor ancak yer yer fiyatı ve malzemesi tadı farklılık gösteriyor. Peki ideal lahmacunun nasıl olması gerekiyor? Ortalama 90 gram içine kıyma, 50 gram sebze koyacağız. Kıymamızı koyduktan sonra maydanozumuzu seriyoruz. Ardından soğanımızı koyuyoruz. Kırmızı kapya biber ve Charleston biberini ekliyoruz. Baharatları burada. Karabiberi, tuzunu veriyoruz. Salçası, sarımsağını veriyoruz. En sonunda domatesini katıyoruz. Şimdi bu harçları birbirine yediriyoruz. Etin yoğunluğunu görüyorsunuz. Burada sebzeden daha çok fazla et var. Etinin 90 gram ve 140 gram da iç malzemesi olan lahmacunun harcıdır. 90 gram kıyma ve 50 gram sebze kullanılarak hazırlanan lahmacunun maliyeti kıymanın kilosu 38 liradan hesaplandığında 4,5 lira oluyor. Restoran maliyeti ve pişirme masrafı buna eklendiğinde lahmacunun 7,5 liradan satılması gerekiyor. Eğer yediğiniz lahmacun 7,5 liranın altındaysa yemeden önce düşünmeniz gerekiyor. Kıymanın yerine soya kıyması koyulabilir. Patates rendeleyen var, haşlanmış patates, bal kabağı haşlanmış koyan var. Farklı muadillerle bir sürü ürün koyabiliyorlar. Fiyatı 7,5 liranın altında olan lahmacunun içerisine 20 gram kıyma giriyor ve geri kalanı soğan ve sebzeden oluşuyor. Maliyet daha da aşağı çekilmek istenirse farklı gıda hilelerine başvuruluyor. Sebzeler bolca içine ilave ediyoruz. İki katı neredeyse değil mi? İki katı tabii. Soğanımız en bol da soğanı oluyor zaten. Domatesi, maydanozunu da bolca döküyoruz. Bu kadar yeşillik koyduk. Şu an bunun içi hepsi yeşillik. Daha şu an bunun içine kıyma girmedi. Şimdi kıymasını koyuyorsunuz. İçinde kıymayı görmek zaten mümkün değil. Eğer ki yapan insan insaflıysa kıymayı koyar. Eğer insaflı değilse soya kıymasından da bunu yapabilir. Kabak bile haşlayıp koyan var. Bal kabağı bile haşlayıp koyan var. İşte soya kıyması koyan var. Vesaire bir sürü yöntemi var bunun. Hazırladığımız farklı iki lahmacun fırından çıktı. Birinde 90 gram kıyma kullanıldı ve fiyatı 7,5 lira. Diğerinde ise 20 gram kıyma kullanıldı. Fiyatı ise 7,5 liranın altında. Aslında dışarıda yediğiniz lahmacunun işte buradaki gibi kıymasının yoğun olması gerekiyor. Diğer lahmacunda ise zaten sebzeler oldukça yoğun görünüyor. Bunun içinde en fazla soğan ürünü oluyor, salçası oluyor. Bu da hani o da zaten işte lahmacun yedikten sonra böyle ellerimizin her tarafı kokar. Midemizde ekşime yapar. Akşama kadar bizi rahatsız eder.